adaletli e, ve demokratik değildi. E, en azından seçim süreci, e, seçimlerden önce yaşananlar e, demokratik bir süreç olmadığını gösteriyordu hepimize. Tayyip Erdoğan'ın e, bir cumhurbaşkanı olarak seçim kampanyasına devletin tüm olanaklarını iktidar partisi için kullanması demokrati demokratik olmasını tamamen ortadan kaldırmıştı. Diğer taraftan tabi basının durumunu da biliyoruz. %80'i iktidar tarafından kontrol ediliyor ve toplumun eşit bir şekilde bilgilendirilmesi engelleniyor. Ve bu nedenle ön şartları itibariyle seçimler kesinlikle demokratik değildi. Zaten bizim amacımız da burada gelip yani o ön süreci değiştirmek değil ama en azından seçim sandıklarında bir uyumsuzluk yaşanmamasını sağlamak, toplumun iradesinin sandığa yansımasını yardımcı olmak. Ben e, İstanbul'da Beyoğlu bölgesinde seçimleri takip ettim. E, o bölgenin belediye başkan adayı Alper Taşlı birlikte seçim sandıklarını gezdik ve oldukça sakin de ortam. Yani sandıklarda bir bir olumsuzluk yaşamadık. Ancak akşam saat 10'dan sonra seçim sonuçları gelmeye geldik dönemde, özellikle İstanbul sonuçlarının verilmemesi e, oldukça şey yarattı, huzursuzluk yarattı insanlarda ve burada da gene aynı şekilde devlet kurumlarının ne kadar eşit olmadığının bir kanıtı ortaya çıktı. Bu aslında devletin kurumlarının ne kadar yozlaştığını gösteriyor. Normalde önceden birincisi paralel bilgileri verebilen başka ajanslar vardı. Onları yasakladılar, engellediler. Şimdi tek Anadolu Ajansı kaldı ve devletin resmi kurumu olarak ancak şu son 3 seçimde görüyoruz. Seçimlerde her zaman ilk sandıklar açıldığında iktidar Partisi'nin lehine yüzde on oranında fazla gösteriyorlar. Veya iktidar partisinin çok oy aldığı yerdeki sayıları veriyorlar. Ve yani burada manipülasyon yapmaya çalışılıyor. Ve bu, bu sefer yaptıkları çok daha ileri bir e, manipülasyondu. Manipülasyon girişimiydi. E, normalde demokraside olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir durum. Bugün saat 11'e kadar yani dün gece 11'den birden bugün saat 11'e kadar basına bilgi vermediler.